Arkadaşlar herkese merhaba. Ya şu tatlılığa bakar mısın? Çok tatlı değil mi? Cem'le birlikteyiz bugün. Cem Bölükbaşı'yla BMW M5 Competition'la birlikteyiz ve piste geldik. En sevdiğim genelde, en sevdiğimiz. Hele seninle gelmek şeref yani, öyle söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Ne yapar abi piste gelince? Genelde lastik testi yapılır. Daha önce biliyorsunuz arkadaşlar, bu otomobili çekmiştim. Kanalda da var. O yüzden bugün Bridgestone Potenza sportlarımızı taktık ve Cem'le çeşitli etaplarda testler yapacağız. Önce bir slalom yapacağız. Sonrasında slalomda biraz aslında hızlı ard arda gelen virajların performansını göreceğiz lastikteki. Evet. Biraz lastik kabiliyeti. Kesinlikle. Onu senden deneyeceğiz abi. Bu çok önemli. Çünkü ne yapacağımızı anlatacağım. Önce Cem'den bahsedeyim bir dakika. Bilmeyenler vardır. Çoğunuz biliyor eminim. Çünkü son zamanlarda Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri bence. Young Turkish racer Cem Bölükbaşı showing strong pace. Sanal alemden girip direkt olarak fiziksel yarışa geçen isimlerden biri. Çok enteresan bir hikayesi var. Ben çok küçük bir şey anlatayım. Sonrasında siz Cem'e bırakayım sözü. Geliyor değil mi? Ya Cem şöyle aslında arkadaşlar. Bundan 2 sene önce ehliyet alıyor. 20 yaşında ehliyet alıyor. Şu an 22 yaşında. Onun öncesinde daha önce hiç araba kullanmıyor. Ama sanal olarak tabii ki çok fazla yarışıyor. Fakat bu 2 sene sonra da bir tane çok hızlı bir otomobilin direksiyonuna oturuyor. İlk onu kullanıyor. Hemen sonrasında da yarış otomobilini kullanıyor. Yarış otomobili pite getirip soktuğunda geri yaraştıramıyor. Öyle bir şey. Yani piste çıktığında düz acayip gidiyor. İnanılmaz. Bugün göreceksiniz zaten. Bir hızlı tur da yapacağız. Ama geri gelemiyor. Böyle bir sıkıntı. Ben sana park bugün, zordu o zamanlar. Sen bana bugün kanka hızlı tur atmayı öğret. Ben sana hızlı tur atayım. Tamam. Pite sokayım. Direksiyonu sana devrediyorum. Sen oradan şey yaparsın. Biz artık yaşlandık. Cem gibi genç arkadaşlarımızın İşte olması tamam. Bize büyük gurur veriyor arkadaşlar. Şu anda çok büyük başarılar imza atıyor. Türkiye'de Formula 1 yolunda emin adımlarla ilerleyen şu anda tek insan. İnşallah o da olacak. İnşallah. Şimdi sözü Cem'e bırakalım biraz. Nasıl gidiyor abi? Gayet iyi gidiyor. Hangi yarıştasın? En son valla daha yeni geldim. Bir öncesinde GT4 Avrupa Şampiyonası'ndaydım. O yarıştan geldik. O efsanevi Spa yarışındık. Aslında klasmanda 2 tane galibiyet aldım. Ondan önce de ilk Euro Formula serisine katıldım. Orada da ilk Formula galibiyetimi aldım. O yüzden benim için son yarışlar gayet iyi gidiyor, süper, diyebilirim. Hani 2,5 aydır yaklaşık üst üste yarışa gidiyorum. Ama yanlış hatırlamıyorsam 3 galibiyet, 5 tane de podyum alarak geri gelmişim İstanbul'a geri. Orada bayrağımızı dalgalandırıyorsun. Evet. Valla elimizden geldiğince müthiş geliyor abi bize. Bu arada şöyle bir enteresan durum var. Biraz önce anlattığım hikayede ilk kez yarış otomobiline oturdu dedim ya. Üçüncü olmuş. 70 kişi arasından bir de. Yok yani. 40 ya böyle 40-45 kişi falan vardı ve daha hani ya hayatımda ilk defa yarış otomobiline oturmuşum. Hani üçüncü olmayı geçtim ya, bir an düşünüyorsun çünkü o kadar çok otomobil var ki etrafında, hani ne yapacağım diye düşünüyorum. Adrenalin biraz yardımcı oluyor tabii. Eyvallah. Ama ne zaman ki pite geliyorsun park etmen gerekiyor. Orada biraz sıkıntı var. Bugün dediğim gibi arkadaşlar bir slalom testi yapacağız. Sonra bir otomobilin frenlerine bakacağız. Hı. Sıfırdan 100'e kadar düşeceğiz. Formula 3'te yarışan bir yarışçı kadar iyi fren yapan birini bulamayız diye. O yüzden Cem'i getirdik. Ben de yaparım ama ben biraz yaşlandım. Şimdi Cem'in ayak gücüyle bizimki bir değildir yani. Ben sıcak geldim. Daha yeni yarıştan geldim. Daha yeni yarıştan aldık getirdik. O yüzden bir lastiklerin, Bridgestone Potenza Sport'ların bir fren performansına bakacağız. Sonrasında tabii ki bir launch kontrol yapacağız. Sıfırdan 100'e çıkacağız. Orada da bir düz gitme kararlarına bakacağız. Bunların hepsini yaşayacaksınız. En sonunda tabii ki Cem'den bize bir hızlı tur attırmasını isteyeceğiz. 4 çekerli, 2 atmazsak çekerli. Atmazsak olmaz. 2 çekerli de bir kaydırarak bir da atarız. Bir deneyelim bakalım ne kadar. Çünkü 625 beygir, 750 Nm tork var. İnanılmaz. Abi. Yani o yüzden aslında burada lastiği sonuna kadar göreceğiz, performansını göreceğiz. Limitine kadar göreceğiz. Aynen öyle ve hani sadece otomobillerde değil, bizim yarışlarda da aslında en önemli faktör bizim için her zaman lastik. Kesinlikle. Yani çünkü hani bizim yarışlar yaklaşık 1 saat sürüyor. Bazıları daha uzun sürüyor, 24 saate kadar yarış sürüyor. 2-3 saat aynı lastik kullandığınız oluyor. Yani lastiğin hem çok iyi performans vermesi gerekiyor hem de çok uzun süre bu performansı devam ettirebilmesi gerekiyor. Bugün göreceğiz bakalım. Evet. Günün sonunda hala aynı cümleleri kuracak mıyız, kurmayacak mıyız? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Başlamadan önce Bridgestone Potenza
Potenza Sport'la ilgili kısaca bilgi vereyim. Hemen öyle başlayalım arkadaşlar. Bridgestone Potenza Sport, Bridgestone'un spor otomobiller, süper spor otomobiller ve 4x4'ler için ürettiği arkadaşlar en güçlü, en performanslı ürünü. Birçok otomobil dergisinin de yaptığı testlerde birinci çıkmış ve birçok rakibine göre de üstünlük sağlamış bir ürün. Bağımsız TÜV testlerinde de arkadaşlar zaten üstün performansı kanıtlanmış. Şimdi bugün bunu göreceğiz hep birlikte. Buyur abi, direksiyon senin. Teşekkür ediyorum. Lütfen. Bana da bir tur attırırsın arada. Tabii ki. Bir tur atalım, sonra sen de. Slalom'da da falan sana da yapıyorum testi. Abi, bir tek sen... benim görmem olmaz, sen de bir gör lastiği. Ben seni izleyeyim ya Cem, ne olur yani. Bugün bayağı bir zorlayacağız. Vallahi hazırım abi. Zevk benim için. Niye Jumbo? Abi onu ben de yapma. O kendi güzel otomatik abi, gelişti. Jumbo çok iyi. Evet, güzel oldu. Annem bile bazen Jumbo diyor bana. Şaka ya. Vallahi onu herkes ama. Alıştı ya. Evet, çıkabiliriz abi. Hazır mıyız? Hazırız. Başlıyorum. Haydi bakalım. Milimetrik adam be. Bayağı iyi geçtik yani. Değil mi? Beklediğimden iyi geçtik. Kaçta gittik ben görmedim. Ben de hiç bakmadım kadara. Ben sadece zevkine baktım. Gayet güzeldi. Şimdi bu otomobilde arkadaşlar direksiyon hissiyatı zaten gayet iyi bir seviyede. Fakat Bridgestone Potenza Sport'lardaki asimetrik sırt tasarımı ve optimize edilmiş karkas yapısı kontrollü viraj alma hissini ve direksiyon hissiyatını maksimuma çıkartıyor. Böyle bayağı milimetrik oynuyorlar. Oynuyorduk kukanın aralarında en son. Ben de yapabilir miyim bir? Yapabilirsin. Ve gerçekten sert sağ sol yaptım ve lastik hiç ses çıkarmadı farkındaysan. Evet, o çok şişirtti. Hiçbir ses gelmedi. ESP falan da hiçbir şekilde devreye evet. girmedi zaten. Zorlamadık mı acaba? Anlamadım ki. Sorlayacaksın ya. Bir sen sorla bakayım. Kanka sen varken yanımızda. Sendeyiz. Hazır mıyız? Evet. Abi böyle bir şey olamaz ya. Çok iyi değil mi? Böyle bir tutuş olamaz ya. Süper ya. Ya genelde çünkü böyle hep bir sonraki kukaya göre yaptığın için en son kukalarda hep bir zorlanırsın ama hiç bana mısın demedi biraz yani. Bozulmaya başladı. Biraz saçmalar değil mi? Bu gayet evet, kararlı yok. Bir şekilde geçiyor abi. Allah'a ya ve ya. Şey hani ön daha çok tuttuğu için de değil. Hani hepsi eşit tuttuğu için o kontrol hep var farkındaysan. Arkası hiç kopmadı. Evet, süperdi. Bu testimizden geçti mi? Bence geçti ya. Daha bak lastiği bağırttıramadık bile. Evet ya. O zaman... Fazla iyi geçti, anlamadım ki biz bir daha daha mı hızlı sürmemiz gerekiyor? Abi sen daha ne hızlı süreceksin ya? Kötü hissettirdi beni bak, daha bir lastik hiç ses bile çıkarmadı. Formula 1'e geçince biraz daha hızlı süreceğiz. Geçelim mi frene bir? İçimiz çıksın geçelim. Mı? Geçelim. Arkadaşlar hadi. Sendeyiz. Sen başlat istiyorsan hazır sendeyken. Frene mi? Hadi ben başlatayım aynen buradayken. Evet, şimdi burada fren noktamızı başlatacağız. Tamam. Ve tam damalı çizginin orada başlatacağız ve tamam. ileride duracağız. Tamam. Dön bakalım. 0-100'le mi başlıyoruz? Ne yapıyoruz? Yoksa 100-0'la. 100-0. 100-0'la başlayalım. Tamam. Ki sonraki pist turu için frenler biraz ısınsın şey mı? Soğusun. Soğusun. Buradan oraya 100 olur herhalde. Çok rahat olur bence ya. Yarış otomobillerinde bayağı bir güç uyguluyorsun. Hani özellikle M4'te çok fazla. Çünkü daha ağır bir araba. ABS'si var. Yani Formula 3 gibi arabalarda herhalde 50-60 kilo uyguluyorsun. Ama bizim M4 GT4'te 90-95 kiloya kadar sol bacaktan kuvvet uyguluyorsun ani frenlemede. Vay be. Bunun için bir antrenman yapıyor musun? Tabii yani hani bütün spor antrenmanlarımız, bacak antrenmanları vesaire onun için çalışıyoruz ya. Yani. Çünkü hani ağrıyor bacağın ya. Alışık olmadığında ilk başta dizim falan ağrıdı. O 3 saatlik falan direksiyonda kaldı yani. Yarım saat düşün hani yarım saat bir saat durmadan her dakika ani fren 90 kilo. Çok o yüzden bacak ya. Artık diyor ki yeter. Bir de piste de bağlı tabii. Çok virajlı bir piste. Piste de bağlı. Ya Monza'da ilk viraja bir geliyorsun. O 90 kiloya basıyorsun ama daha devam 10 saniye tutuyorsun yani. Peki fren açısından lastik için ne söyleyebilirsin? Tabii ki en önemli şey lastik kesinlikle. Frenlerde. Tabii ki fren bakımlı bir
bir arabada. Frenleri normal çalışan, diskleri düzgün olan, fren balataları yeni ya olan optimum, bir arabada. Her şey optimum düzeydeyse zaten değiştirebileceğin şey aslında lastiğe tabii bakıyor. Ve sadece hani kurda da değil. Islakta daha da önemli, ıslak zeminde. Çünkü kesinlikle hani orada daha çok güvenlik öne çıkıyor. Çünkü tutunma da daha çok azalıyor. Kesinlikle. Ve yani eğer fazla hızlıysan bir yerde örneğin, yağmurda hemen farkına vardığın için o ani frenleme çok hayat kurtarıyor yani. Kesinlikle. Hani bizde okey belki biraz zaman kazanıyoruz ama trafikte hayat kurtarabilir. Kesinlikle öyle abi. Evet, zaten Bridgestone Potenza Sport da kuru zeminde bütün rakiplerin arasında en iyi fren performansına sahip. Şimdi buyurun bakalım. Test edeceğiz bakalım nasılmış bu. Hadi bakalım. Deyip. Benim koltuğum öne geldi. İçim çıktı. Kamera falan koltuğum gerçekten öne geldi benim. Bakar mısın? Nasıl geldi? Bilmiyorum. Ya. Kaza algıladığı için araba seni dik bir pozisyon almış olabilir. Olabilir. Bak ben bayağı öndeyim şu an evet eskisine ya göre. Abi inanılmaz durmadık mı ya? Of. 115'ten falan durduk değil evet mi? Hiç beklemiyorum. Kemer falan şey oldu zaten. Kemer sıktı. Benim koltuğum dikleşmedi. Muhtemelen dik ya diye. Benim koltuğun haline bakar mısın? Ben bir anda şey buraya geldim. O güvenlik önlemi bence abi. Omuriliğin falan zarar evet görmesin bak şimdi diye. Ben yapınca sende de olacak mı anlayacaksın. Lan dışarıdan mı izlesen bunu? Şimdi Cem yapıyor freni. Sen beni biraz daha önden mi başlatıyorsun daha yavaş geleyim diye? Yo yo. Dur alıyorum geri ya. Haksızlık olmasın. Yo yeri vitesine alışamadım arabanın ondan. Ne durduk ya? Abi çok iyi durdun arkadaşlar. İçim çıktı yani resmen. Yani resmen böyle lastik yere yapıştı ya. Bir de buradan daha çok hissedeceksin sen. Her zaman bu koltuktan daha çok hissediliyor. Bu arada Bridgestone Potenza Sport hem rakiplerine göre kuru zemin frenleme mesafesinde en iyi performansa sahip. Ve hani en yakın rakibine göre 1 metreden daha fazla fark atmış aslında. Minimum. Ya az bir fark değil. 1 metre çok büyük bir fark aslında. Göster bize Cembo. Göstereyim mi? Yani şöyle bir durum arkadaşlar. Şimdi 1 metre diyoruz ya mesela. Size az gelebilir. Şöyle söyleyeyim. O 1 metre kesinlikle hayat kurtarıyor bir kere. Bu araba mesela 100'den 0'a 32 metrede duruyor. Evet. Oradan anlayabilirsiniz 1 metrenin ne kadar önemli bir fark olduğunu. Aynen öyle. Çok büyük bir kütle çünkü otomobiller. Bunları durdurmak hiç kolay değil. Şimdi Cem Bölükbaşı bize Cembo gösterecek. Nasıl 1 metre daha kısa mesafede duruyoruz. Gidiyorum. Hadi bakalım. Allah. Öne gittin değil mi sen de? Evet. Sırtı kalkıyor. Böyle sırtı şey kalkıyor. Uf dörtler falan yanıyor. Moruk benim ruhum şurada kaldı. Onu alalım dön de. Geri geleyim mi? Çok iyiydi. Bunun üstüne bir ani hızlanmamız lazım. Aynı yapalım. Hemen yapayım mı? Dur hemen yapalım. Dur bir kendimize gelelim ondan sonra. Şimdi launch kontrol ile birlikteyiz arkadaşlar. Bir de düz gidiş kararlılığını görelim. Evet Cembo, hazır mıyız? Hazırız. Şimdi düz gidiş kararlılığına bakacağız. Bu tamam. Tabii ki yüksek süratlerde olduğu kadar tabii ki böyle düşük süratlerde de ya da sıfırdan başladığın ani hızlanmalarda da önemli. Şimdi göreceğiz. Sıfırdan 100'e 3.3'te çıksam o zaman güzel bir test oluyor yani. Kesinlikle. Tutuyoruz ama bak videonun altında zaman dönüyor. 4 çekerde mi kalkıyorsun? Ben 4 çekerde kalkıyorum. Tamam. Sonra 2 çekeri alıp arka yentiş alıp sana veriyorum arabayı. En sevdiğim. Yani tabii ki 2 çekerde kalkacağım. Benim için zamanım zamanım Cem için önemli. Ben seviyorum. Ben seviyorum zaman kasmayı. Onu konuşuyoruz. Drift falan seviyor musun? Diyorum. Tabii ki seviyorum diyor ama sürüş karakteri gereği yani onun hep çizgi yapıp mümkün olan maksimum zamanı çıkartması ya lazım. Benim için minicik bir drift hem lastik aşındırıyor hem de zaman kaybettiriyor. Evet, rallide falan yiyor ama pistte. Rallide bazen gerekiyor. Ralli hiç yapmadım bu arada ben ama denemek isterim yani zevkli. Sen abi rallide yaparsın yani. Zevkli ya. O adrenalin olayı hoşuma gidiyor ralli. Toprak çünkü bir süre sonra buz etkisi yaratıyor artık. Evet. Kaya kaya. Hadi bakalım. Başlıyorum. Hadi. Gibi İki kuka arkadaşlar. İki kuka arası 120'ye çıktık. Şaka İki bayrak ya arası. Muhtemelen siz şu anda altta burada bir zamanlayıcı koymuşuzdur ondan görüyorsunuzdur. İnanılmazdı ya. Çok iyi. Sıfır kayıpsız kaptık bu arada. Sıfır. Ya direkt hepsini lastiğe verebiliyor. Kesinlikle lastik abi de taşıyabiliyor yani. 625 beygiri öyle sıfır kayıpla kaldırmak kolay değil. Kolay değil abi. 4 çeker de olsa yani.
Şimdi sana bırakıyorum. Tamam. Hadi bakalım. İki çekerde deniyoruz. İki çekerde biraz saracaktır ama ondan sonra tutup düz bir şekilde devam edecektir. Tamam. Ya zaten iki çekerde 625 beygirin imkanı yok. Arka tekerlekte mümkün değil. Yani. İmkanı yok yani. Ya fizik kuralları öyle bir şey açıklayamaz daha yani. DSC'yi kapattım. Sana iki çeker yaptım. P'ye aldım. Evet. Cemciğim. Sendeyiz. Hazırsak. Çok iyiydi ya. Çok iyi. O toparlama anını hissettin mi? Bir anda böyle şak diye geri geldi. Evet abi. Müthişti ya. Şunu hiçbir şeye değişmem. Hiç. Bu tam senlik olay değil mi? Tamam abi ya. Müthiş ya. Böyle hakimiyetin yani bu kadar güçlü bir otomobille oha. Bu kadar güçlü bir otomobille böyle kalkıp hakimiyetin tamamen sende olduğunu hissetmem evet. Müthiş bir şey. Ve yani. Hani bütün sistemler kapalı ve sen direksiyonu pek hareket ettirmedin evet, öyle zaten. Abi, hiç yani çok kararlı bir şekilde gittim. Çok az küçük küçük kontroller evet, verdim yani. Çok kontrollüydü. Bir de 4 çeker deneyelim. 4 çekerde de sportta deniyorsun değil mi yine? Direkt 4 çeker denedim ben. Peki. Full Sport Plus artı 4 çeker. Sport'ta mı deneyeceksin? DSC full kapalı mı yine? Full kapalı deneyeceğim. Bakalım ne kadar fark ediyor. Evet. Şimdi 4 çeker aldım. 4 çeker Sport'ta. DSC full kapalı. Sende açık mıydı DSC? Bende açıktı galiba. Devredeydi. Evet. Şimdi deniyoruz. Hazırsak. Hazırız. Arkadaşlar siz sayın benim yerime. Abi sıfır kayıp ya. Bir şey söyleyeceğim ben bunu beklemiyordum. Başta yine biraz hani şey tutunmaz gibi geldi bana. Nasıl arkaya gittik ilk evet sıfırda. Ya. Bütün sistemler kapalı yaptık arkadaşlar. İnanılmazdı yani. Abi bütün gün yap değil mi? Değil mi yani? İçi çekiliyor insanı bir de kanka. Çok acayip ya. Ya ben düşün hani alışıyorum ona rağmen içim şey oluyor. Of oluyorum başta ya. Bu koltukta daha çok hissediyorsun değil ama kesin. Sen kaç yiyorsun maksimum frende? Abi biz virajda çok yiyoruz. Yani frende kaçtır bence? En fazla virajda mı yiyorsun? Virajda daha çok yiyoruzdur bence. Virajda 3'ü geçiyor. 3-3.5. 3'e geçiyordur bence. Özellikle o Euro Formula arabasında yani. Hadi. Ya Formula 2'den daha hızlı şekilde viraj dönüyoruz. Hadi ya. O yüzden hani 220 ile tam gaz 90 derece döndüğünü düşün. Ve tutunuyor yani. Atalım mı bir hızlı tur? Atalım senin ya. Senin yanında hızlı tur atayım demek de çok garip geliyor abi. Adam yani. Adam şu an dünyada bir millete kafa tutuyor. 4 çeker sport MDM mi yapıyoruz? Aha. Tamamdır okey. En iyisi değil mi? En iyisi. En tertemiz. En son senden ama bir 2 çekerli tur alırız. Benden 2 çeker istiyoruz tamam. Onu bekliyordun değil mi? Eğleyelim biraz ya. Bu sıcakta bu kadar tamam. Yoruluyoruz. Bir eğleyelim. O zaman şöyle yapayım ben. Bir dakika. 0-100 yapıp devam edeyim. 0-100'e başla devam et. Tamam süper hadi. Tren gibi ya. Şuraya bak abi hiç sıfır. Müthiş ya. Pisti biliyorum bayağıdır çıkmıyorum bu piste. Viraj performansı lastiğin hakikaten çok iyi ya. Yani bu kadar büyük bir kütleyi... O burnu çok iyi yönlendiriyor. Evet abi kesinlikle ya. Baksana abi. İlk çok direksiyon hareketi ya. İnanılmaz. İnanılmaz. Bakar mısın abi kafa zamp gibi tutuyor yani. Minimum direksiyon ya? Hareketi. Evet. Bir tur daha atarım Cembo. At. Biraz sonra aklımı alacağın için. Martılar çekilin. Martılar. Teşekkürler. İşte çok vuruyor be. Of görmüyorum resmen. Abi çok güzel dönüyorsun be. Önden hiç kayma yaşamadık. Sıfır. Ya zam şuraya bakar mısın abi? Şuraya bak ya. Böyle
Böyle bir keyif olamaz ya. Bütün gün dön değil mi? Abi gerçekten. Yani hem lastik çok kabiliyetli, hem otomobil çok kabiliyetli. Bir soğutalım arabayı. Malum Cem'e vereceğiz. Arkadaşlar şimdi sizden bir şey rica ediyorum. Arkanıza yaslanın. Biraz sonra olacakları şöyle bir keyifle izleyin. Ülkemizde böyle genç yeteneklerin olmasıyla gurur duyun şöyle. Bu hissiyatı yaşayın ve izleyin. Birazdan görüşürüz. Hoşçakalın. Bu arada 0-100'den sonra şu ize dikkatinizi çekmek istiyorum. Ne kadar tutunduğunu görüyorsun. Evet. Mümkün olduğu kadar dümdüz gitmiş abi. Vallahi süper. Eline sağlık. Eyvallah. Senin eline sağlık. Evet Cemcim. Başlıyor muyuz? Çıldırt bizi. 0-100 ile başlıyorum o zaman. Hadi başla. Kuşlara dikkat et. Gitmişler. O zaman seni, devam ediyorum. Senin çıkacağını anladılar ya. Sinirim bozuldu. Çok iyisin be. Eğlendin mi? Süpersin abi. Müthişsin ya. Ay, kendime bakayım. Arkadaşlar hakikaten böyle Cem gibi birinin yanına imkanınız olursa bir gün mutlaka oturun. Müthiş bir şey yani. Süperdi abi, eline sağlık ya. Ne demek? Abi yanda diyorum ki artık tam böyle limitteyiz arkadaşlar diyorum. Kopacak artık gidecek. Yok yani. Tüyo yani. Süper abi ya. Bir de daha of. Bu 4 çekerdi. Evet. Ya viraj performansını işte burada görüyoruz. İnanılmaz. Arkadaşlar. Tam anlamıyla viraj performansını görüyoruz. Nasıl abi, beğendin mi? Senin gözlerin mi yaşardı? Ha yok, gözlerim ilk bence klimadan yaşardı. Ya çok duygulandım. Senin gibi genç yeteneklerin böyle gitmesi. Çok iyiydi be. En sevdiğin kısma mı geldik? En sevdiğim kısım. İki çekeri alıyorum. Burada tabii ki biraz drift olacak arkadaşlar ama önemli olan orada kafanın tutmasını, arabanın ya zaten ön aslında lastiklerin tutmasını göreceğiz orada. Ve biraz o driftin sebebi de zaten o ön lastiklerin fazla tutmasından oluyor. Hmm. O kadar çok o tutuyor ki ön lastikler. Arka lastik o güçle beraber ona dayanamıyor. Ve o yüzden zaten drift de başlıyor. Buyurun. Başlıyorum. İnsan değilsin, insan. Çok güzel oturtuyorsun kafayı. Of! Of, çok iyiydi. Çok zevkli. Çok güzeldi. Yani şimdi arkadaşlar drift yapmak aslında çok zor bir şey değil açıkçası. Ama bu kadar yüksek hızlarda kaça çıktık abi? Bak. 100 km üzerinde 100-120'ye çok rahat çıkıyoruz. Kesinlikle. Bazı yerlerde 150'yi gördük. Evet. Bu kadar yüksek hızlarda drift yapmak herkesin harcı değil tahmin edeceğiniz üzere. Bunda tabii ki birinci olarak pilot. İkinci olarak da lastikler çok büyük önem taşıyor. Yani kafa çok güzel tutuyordu abi kafa. Kesin. Ya şöyle ki drift yaparken aslında en önemli şey o, eğer kafa o burun o rotasyonu veriyorsa zaten senin kontrolünü çok rahatlatıyor. Değil mi? Ya burada da her ne kadar oldu. Zaten 625 beygirde arka çekere verdiğinde tutmayacağı belli. Onu konuştuk. Ama o kafa performansı, o rotasyonu veriyorsa o lastik, ben istediğim yere çok daha rahat yönlendiriyorum. Farkındaysan çok rahat gittik hep. Çok, evet. Ya çok kontrolden temizlik. Çıkmadık aynen. Çok minimum hareketlerle devam ettik. Ve hani 625 beygir, evet ya. Abi. Şaka gibi ya. Ve tam gaz 625 beygirde böyle devam ediyoruz. Eline sağlık ya. Vay be, güzel. Bu gece rahat rahat uyuyorum. Oh, şu an var ya, helva gibiyim. Helva. Eline sağlık kardeşim. Ne demek? Vallahi müthişsin. Teşekkür ediyorum ben de çok. Lastikler ne durumda?
Yani hiç kullanmamışız gibi. Vallahi iyi durumda ha. Ben bir şey görmedim. Nasıl saçım başım, iyi miyim? Bakayım, güzeliz ya. Geldik mi kendimize ya? Şu an normal insana döndük mü? Evet arkadaşlar. Cem her zaman beklerim. Ben de aynı çok şekilde. Çok teşekkür ederim. Vallahi müthişti. Çok eğlenceliydi. Çok eğlenceliydi. Gördük ama zorlayacağız dedik biliyorsun evet, yani. Abi. Lastikleri zorlayacağız dedik. Zorladık mı? Zorladık. Zorladık. Slalom yaptık. Frenleme yaptık. 0-100 yaptık. 100'den 0'a yaptık. Hot lap'lerimizi attık. 4 çeker arkadan. Şu an hayatına bu şekilde devam eder. Evet, devam hiç eder. Sıkıntı olmaz. Ya hiçbir şey yok lastikler. Gayet iyi yani. Eline sağlık ya. Senin vallahi abi. Bak oh, elim ayağım titriyor. Bak. Pamuk gibi olduk. Vallahi helva gibiyim ya. Çok iyiyim şu an. Masaj yaptırmış gibiyim. Arkadaşlar siz de videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Cem'den birkaç şey sözünü alayım bir saniye. Bu aynısını ıslak zeminde de yapalım mı video? Yapalım. Tamam. Çünkü sadece kuru zemin değil bu performans olayı biliyorsun. Kesinlikle. Emniyet. Abi. Kesinlikle. Yani bu lastik tabii ki kuru zeminde en iyi performansı aldı. Rakiplerine göre 1-1.5 metre minimum fark attık frenlemesinde. Ama ıslak zeminde zaten yine en yüksek notu almış. Hem virajda, o yüzden bir de orada deneyelim. Kesinlikle. Hem virajda hem fren performansında ıslak zeminde rakiplerinden ayrılıyor. Daha iyi performans sergiliyor. O yüzden bir de ıslak zeminde deneyeceğiz. Tamam. Cem'den sözünü aldık. Tamam. Bu arada Bridgestone'a lastik hediyelerimiz devam ediyor arkadaşlar. Instagram'da benim ve Bridgestone'u takip ederseniz Bridgestone.tr hesabını aşağıya da bırakacağım zaten. Oradan neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İki kişiye birer takım lastik hediye edeceğiz. Takipte kalın. Gelişmeleri oradan bildireceğiz size. Şimdilik hoşçakalın diyoruz. Görüşmek çok üzere. Ederim. Çok sağ ol bu arada. Vallahi, müthişti. Görüşürüz. Her şey. Kendine çok iyi bak sen de. Görüşeceğiz Cem'le bak sözünü aldık. Uslak zeminde görüşürüz. Aynen görüşürüz. Hoşçakalın.